Mehter takım mutlaka gelirdi o zamanlar. Binanın içinde kitap satılıyordu. Yani kapalı spor salonunun üst katında böyle koridora diziyorlardı kitapları. İşte Üç Haylı Bayraklar, Bozkurt Rozetleri. Ülkücü gençler duvara kısa sürede Bozkurt resmi çizebiliyorlardı böyle. Yağlı boyayla. Bizim mahallede ilk ülkücü sloganlar duvarda gördüğümde acayip hoşuma gitmişti. Mao değil Alparslan, Vietnam değil Türkistan. Ondan sonra bir de Ankara'da da Çanakkale aşılmaz, ince su geçilmez. Böyle o şeyden itibaren, ince surun başlangıcından itibaren orada set oluşturmuşlardı. Komünistler geçemiyordu. Aşağı taraf Mao'cuların kontrolündeydi. Hakikaten orada bir kahve yapmışlardı. Kahve küçük bir kahve var ama böyle kalın briketlerle bir siper meydana getirmişlerdi. Yani kurşun falan atarlar gibisinden. O siperin arkasındaydı o çayhane. Hakikaten geçemiyorlardı. Üst tarafta da yine yukarı kısımda ya çocuklar çok emek verdiler o aslanlar çocuklar. Ya kimsenin umurunda değildi yani çok acayip bir oraya ocak açtılar, ocak kütüphanesi. O kütüphane karşısına da bir ev kiraladılar. Evin penceresini, camlarını falan hep indirmişler zaten aşağıya komünistler. Orada bir savunma mevzisi oluşturdular yani orada çocuklar. Gece gündüz ya çocuklar yani bak ne kadar zor bir şey. Kış, kıyamet. Sabaha kadar bekliyorlardı ya pencerenin önünde. Camı olmayan pencere bak böyle orada oturmuş böyle sokağa bakıyor sürekli. Ben o MHP kongresinde gördüğüm çocuklardan birisi vardı. Komünistlerin hakim olduğu bir mahalle vardı. O mahalleye giren bir sokak vardı. O sokağın tam karşısında baktım simitçi olarak görev almış. Canım benim. Ya halbuki çok tehlikeli onun için ama. Yani tanınabilir. Herhalde istihbarat amacıyla orada görev almış. Helal olsun. Yani inşallah resmi görevlidir diye ben niyet ettim. Öyle düşündüm. Yani o kadar can siparişine gayret ettik ki o çocuklar o zaman. Ya anlatılacak gibi. Şimdi hiç bilmiyor gençler o dönemi. O çocukların çektiği çileyi, o aslanların. Sokaklarda gezemezler, orada burada saldırırlar. Yani dehşet ortamında ama çok cesurdular maşallah. Ya o bir destan ya aslında onun romanın yazılması lazım. Yani bilinmemesi çok acı. Ya filmi de hazırlanabilir onun. O dönemin.